Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine YouTube haberlerinden çekiyoruz arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar yine konularımız var. Alperen de var, Fırat Utay var, Reymen var arkadaşlar, Enes Potur, başka YouTuber'lar var arkadaşlar. Şimdi ilk birinci video 36 gün süre almış. Şovbaz'a teşekkür ederim yani. Kanalımız için güzel bir beğeni yani, güzel göndermeler. Bu arada bir de beğenip abone olup bize destek verirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bir 16 saat 36 gönderenme gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunun ikincisini çekiyorum. Güzel beğeni ve gönderenme sayısı bekliyorum yani yine gibi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın kanalımıza. O zaman başlayalım. İlk konumuz arkadaşlar burada Nescafe'miz. Böyle olunca da çok güzel oluyor ha. Nescafe yarıyoruz arkadaşlar böyle. Bir de şu an. İlk konumuz arkadaşlar Alper Lendi ile Fırat Sobutay'ın küstü mü küsmedi mi konusu. Bu çoğu YouTube'da hakkında küsmüş diyorlar. Fırat Sobutay Instagram'da hakkında bu hesaplarda konuşmuyoruz cevabını vermişti. Bir bakalım o zaman. Arasında çok yakın iki arkadaş oldular. Fakat sonrasında bu ikili birbirleriyle görüşmemeye başladı. Acaba iki taraf da çok yoğun olduğu için görüşemiyorlar diye düşünürken Fırat Sobutay kendisine sorulan Alper Rendi ile küs müsünüz sorusuna gençler şöhret sahibi olduktan sonra şöhreti kaldıramıyor. Evet arkadaşlar, burada Fırat Sobutay Alper Rendi ile küs müsü sorusuna soğukluk var çocuklar genç. Bir dakika, soğukluk var. Çocuklar genç popüler falan bazen kendini kaptırabiliyorlar diye bir soru sormuş. Bu arada bu arkadaşımıza da teşekkür ederim. Ve değişiyorlar cevabını verdi. Bu cevaptan sonra da zaten ortada bir küslük, bir kırgınlık olduğu anlaşıldı. Biliyorsunuz ki Fırat Sobutay geçtiğimiz aylarda da ailevi bir problemin içerisindeydi. Hey, orada üç ay... Boşanma şeydi arkadaşlar ama boşanmadılar. Arkadaşlar, Tufan Kandil'e buradan teşekkür ederim. Şimdi göstereceğim şey arkadaşlar. Enes Potur'un galiba, bunu hiç izlemedim yani sizlere vereceğim. Enes Potur'un Gerçek Kahraman filminin galasında yüzlerini görmediler. Yani aslında merhaba nasılsın, öl falan diyebilirlerdi demediler. Bir de şöyle diyorlar, Fırat Sobutay saç ektirince yani biraz saçı uzayınca yani bir şeyi katlediyorlar yani. Yani saç uzayınca artık çok iyi oldu mesela, yakışıklı oldu. Havarı olunca yani böyle bir ona da bir şöhret basamaklar geldi. Şu videoya bakalım arkadaşlar o zaman. Biraz da bir dakika arkadaşlar, kusura bakmayın, çok tatlıyım. Ben göremem, kusura bakmayın. Şöyle Enes Potur'un gerçek filmin arasında, bu da Türkiye'deki bir kuzeni. Bakın, burada gördüğünüz kişi Fırat Sobutay. Şurada gördüğünüz kişi de Alper Lendi. Video izleyelim. Bakın. Merhaba bile demiyorlar. Merhaba bile demiyorlar. Bakın. Merhaba bile demiyorlar. Bakın. Bakın bakın. Rasobotoya gelince bir... Alper Lendi takip ediyor. Alper işte Fırat Sobutay'ı da takip ediyor. Yani burada beraberliğin kavga olduğunu ve şöyle artık video çıkmadığını görüyoruz yani. Yani konuşmuyorlar yani. Yani konuşmak istemiyorlar, bakın aslında gördüğünüz gibi. İkisi küstü arkadaşlar. Bu konuyu da burada ben kapatıyorum. Alper Lendi ile Fırat Sobutay zaten oha diyorum, onu şimdi konuşacağız. Oha diyorum, videolarına bile beraber çıkmıyorlar. Mesela Alper Lendi geliyor, Fırat Sobutay yok. Fırat Sobutay geliyor, Alper Lendi yok. Melis de bunu bir şey bilmiyor galiba, bilmiyoruz. İşte her şey böyle yani. Alper Lendi ile Fırat Sobutay küsler, her türlü küsler zaten. Bir şöyle bir daha küçük olduğu için bir net bir saygısızlık görmedim ama çevresine yansıttıkları hareketlerden hani bunu hissettim ama yani onun için %50 %50 dedim yani. Burada otursaydın sana ne sorardın? Alper Rendi'yle küs müsün? Sordum.
soğukluk var. Niye? Bilmem. Abi bu çocuklar genç. Popülerlik falan böyle bazen kendilerini kaptırabiliyorlar, ediyorlar. Ondan herhalde, bilmiyorum. Bir şey mi yaptı? Yok canım, ne yapacak? Yapmaz, saygısız adam değil. Hayatımda ilk defa sorgu odasına bir telefon bağlantısı yapıyorum. Alper Rende şu anda telefon attığımızda. Bekle bekle, daha beklersin. Böyle bir şey çünkü. Ciddi misin abi ya? Abi yok olmadığını ya. Bir araya gelseniz Alper Rende ile. Konuşuruz. Rendeler misin? İçinden geçerim. İsmail abi gibi yaptım. İçinden geçerim. Yok ya, konuşuruz tabii ki de. Ama eski konuşma şekli var. Bardak kırıldı bir kere diyorsun. Evet. Yemek videolarını yasakladık sana. Ne çekersin? Arkadaşlar şuraya. Alper Rende ile bir araya gelseler konuşurlar. Ama eski konuşmadı yani. Eskiden 10 mesela 10'da 10 konuşurlarken şimdi 10'da 6 7 oluyor. Bunu artık Alper Rende tek yani yeni kanalındaki kişiler kanalında daha çok büyüdüğü için olabilir. Varsa bütünle hala ortalarda olduğu için olabilir arkadaşlar. Bu birinci konumuzdu. Bunu kapatıyorum. İkinci konumuza geçelim. Birazdan sınav başlayacak. Burada arkadaşlar bir de Alper Rende Savaş'ın filmi Hayaller ve Benden Beklen. Bir dakika. Gerçek mi? Alper Rende silinmeden izliyor. Görmedim de Allah muhafaza. Benim kafa 8 kilo. Gerçekten Alper Rende'den hemen yüklemiş. Vallahi helal olsun, ne diyelim. Şimdi soruyor arkadaşlar. Medragaf'tan ayrıldın mı? Ya var, evet. İçlerinde en çok tekrar eden soru, Medyacraft'tan ayrıldı mı? Hayır. Bu bana da çok geliyor. Bu bir sene önceki ama ya. Vakit olmadığı için oradaki şeyim azaldı. Epey bir azaldı. Ama vakit buldukça gidiyorum. Bak, videolarda... Ama öyle bir ayrılma ya da... Videolarda çıkma şeyi azardı ama devam ediyor yani. Arada bir geliyor. Bazıları şey soruyor. Kavga mı ettiniz? Doğru bu arada. Eyvallah. Kavga mı ettiniz, öyle bir şey mi oldu, niye gitmiyorsun falan, hiç alakası yok. Kendi kanalımı açtığımdan beri tabii ki en çok yoğunluğumu zamanı kendi kanalımda yok. Veriyorum. Onların da şimdi haftada bir gün çekim oluyor. Benim de o güne bir şeylerim denk geliyor. Şöyle bir şey de göstereceğim bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar oha diyorum, son videolarına bakalım mesela 382, 605, 577, 400, 418, 1,5 milyon. Yani artık orta görüntülen var ya, ben mesela artık oha diyorumun yavaş yavaş 3-4 yıl sonra ben kapanacağını düşünüyorum yani. Çok kişi ayrılacak mesela. Mesela Fırat Sopotay mı var, Alper Rende mi var, bakalım. Ekmek kapışmasa sizlerleyiz. Bugün bize etli ekmekler var. Evet, bayılırım ben. Konya. Gittim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tek Fırat Sopotay var. Yani Alper Rende ayda bir geliyor. Bu konuyla burada kapatıyoruz arkadaşlar. O videodan sadece ayda bir için ayrıldı gibi gözüküyor. Yani ayda bir video çıkıyor, o kadar arkadaşlar. Üçüncü konumuza o zaman başlayalım. İşte Türkiye'nin ata bendisi mantık. Ata bendisi selam olsun. Üçüncü şey arkadaşlar, değişimin 90 günlük değişimi kurgu mu? Yani kurgu dedim. Şuradaki 90 günlük değişimi görüyoruz değil mi? Şimdiki bak size ne göstereceğim. Bakın. Görüntüde hemen zaten bakın arkadaşlar. 30 gün öküz gibi spor yapmak. Gördüğünüz gibi. 30 gün öküz gibi spor yapmak. Buradan Leymen'e giriyorsunuz. 90 günlük değişim diyor. İkisi de aynı şey. Biraz izleyin bakın. Adamlar kendinizi kıyaslamayın. Hani onu demek istiyorum. Evde siz daha iyisini yapabilirsiniz. Daha iyisin. Program açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir hepinize. Şey gerçekten ister ve bunun için çabalarsa başaramayacağı şey yoktur. Ben her zaman buna inandım ve başarmak istediğim şeyler için çabaladım. Bugün aslında hepimizin istediği her şeyi başarabileceğini kanıtlamak için yeni bir seriye başlıyorum. Çok uzun zamanda yapılabilecek ve hayatımızı değiştirebilecek şeyleri çabalayarak yapmayı deneyeceğim. Ben her zaman zayıf, 1,83 boyunda 68 kilo bir adamdım. Hiçbir zaman kas yapamadım ve hiçbir zaman kilo alamadım. Bu videomuzda 30 gün boyunca öküz gibi spor yapacak ve 30... Yok, şimdi izleyin. Adama bakın bir anda, ne oldu? Bu ne abi? 30 gün önce ordunu çıkmak. Bu ordunu çıkmak mı bilmiyorum ama öyle. 30 gün çalışayım, 30 gün barış hocam. Yani arkadaşlar Leymen'in, sadece ben bunu gösterdim. Leymen'in başardıysa. Leymen'in sadece bu, bana göre şu, yani o 90 günlük yaptı. Bu 30 günde yaptı yani. Biraz kurgu gibi ama yani şey, spor yapmış, kurgu değil. Sadece mesela videonun başlığı o. O adam bir ay yaptı, bu adam iki ay yaptı. Bunu gösterdim size arkadaşlar. Bunları yayınladık. Kanala beğenip abone olmayı unutmayınız. Bu serinin üçüncüsünü istiyorsanız beğenin, abone olun. Dediğim gibi güzel videolar gelecek. YouTube haberlerinden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala beğenip abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.
Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.